Arkadaşlar geri geldik. Evet. Şimdi High Priest, sevgili Grozut Greyhammer sizlerle konuşmak istiyor. Sevgili komutanımız kenarda Nauk'la illegal işler çevirirken. Kendisi işte heal'landı. Ondan sonra altardan kaldırıldı, bir tane kanepe gibi bir şeye yatırmışlar. Başında bütün bu olaylar olurken, yani belli bir süre geçti, Flaming Fist'in gelmesi, sizin onlarla konuşmanız falan. Bütün bunlar olurken bu korkunç son saatleri yaşayan bazı diğer priestler kendisinin başında dua ediyor. Ve bir noktada High Priest uyanıyor. Tamam. High Priest'e olanları anlatıyorlar. Ondan sonra işte hızlıca sizi gösteriyorlar. İşte onlar geldi, şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Ve High Priest kendi kanepesinde oturmuş. Yorgun, ciddi şekilde yorgun gözükürken sizlerle konuşmak istiyor. Bir tane başka bir priest gelip kendisinin bu talebini size ilettiğinde kendisiyle konuşuyoruz. Kenardaki şömineyi yakıyorlar bu sırada. Tamam mı? Ondan sonra bazıları işte yemek, su falan getiriyor. Sizlere de ikram ediyorlar. Etraftaki Flaming Fist'lere falan ikram ediliyor. Ben almıyorum. Ve bu şeyin başında, yeni yeni yanan şöminenin başında, kanepenin yanında kendisiyle konuşuyoruz. Tipini hatırlıyor musunuz? Rozun böyle yaşlı bir cüceydi kendisi. Böyle uzun saçlı, sakallı falan. Ondan sonra üzerinde şu anda basit işte kahverengi bir cübbe var yani. Ne böyle işte yüzükler, kolyeler bilmem ne falan yok. Çok düz birisi gibi gözüküyor. Tamam mı? Dışarıda baksanız, dışarıda görseniz hiç High Priest falan demezsiniz yani. Ve siz onun yanına geldiğinizde merhaba diyor öncelikle. Ve fark ediyorsunuz ki şimdi siz üçünüz onunla konuşmaya gelmiştiniz ya, öncekinde konuşmuşsunuz onunla. Mesela ses tonu önceki konuşmanızdan biraz daha farklı. Mesela gözleri sanki biraz daha farklı gözüküyor. Hani böyle gözlerine bir parıltı gelmiş gibi. Tamam mı? Nitekim kendisi zaten size çok, sizi daha önceden görmüş gibi bakmıyor. Ve diyor ki, teşekkür ederiz. Bize çok yardımınız dokunmuş anladığım kadarıyla. Hayat hesap sormaya gelmiş. Ne için hesap soracaktınız? Saat önce göndereceğim. Demek ki siz dahil değil misin? Hatırlamıyorum dedi. Yani daha önce konuştuysak hatırlamıyorum. Insight. Bu adam insight. İyi mi? Abi iyi misin? Aynen yani. İyi misiniz diyorum ya. Yani. Kafası karışık 21. gibi geliyor. 25. Nitekim kafası karışık gibi duruyor hakikaten. Biz yaklaşık 4 saat önce sizin yanınıza geldik. Bir inşaat. Ve yapılacak bir tamirat işiyle. Bize iki tane biraz böyle atar yaptıktan sonra iki tane arkadaşınızı verdiniz, gönderdiniz. Yoldayken bunlar bize saldırdı. Tapınağın için. Sonra biz bir şekilde kendi evimize geri ışınlandık. Ben de var. Bila. Sonra buraya geri geldik. Bir baktık bizi işte altlara yatırmışlar. Hain yapıyor. Hatırlamıyorum. Hatta şurada konuştuk. Tamam ben. Belli ki yarım kalan bir ticaretimiz olmuş. Bunu tamamlarız. Gond böyle işleri sevmez. Zaten kendisi şu anda burada olan, olmuş olan herhangi bir şeyi sevmez.
Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle ben bakıyorum, böyle gözleri falan değişik dedin ya, böyle bir inceliyorum. İhtimalle etki altında. Etki altında kalamamış olmam gerekirdi. En son neyi hatırlıyorsun? Tarihin. En son festival hatırlıyorum sanırım. Parça parça olmayan tek, yani en geç anım festivale dair. Festival için tapınağımızın hazırlıklarını hatırlıyorum. O bayağı oldu. Bir ay mı oldu? Biz de aslında burada festival sırasında kaybolan birkaç kişiyi arıyorduk. Öyle mi? Aynen. Bunlardan biri de şu cücenin adı. Kormilli bir cüz. Neydi adı? Hadmon Iron. Ha, Hadmon Aydın. Hadmon Hadmon Iron. Hadmon dedi, evet. Hadmon'u tanırım. Almışım. Evet, festival sırasında kayboldu. Buradaydı. Kormilli'ye gönderdiler. Evet, beni ziyaret etti. O benim eski arkadaşımdır. Eski maceracı arkadaşım o benim ya. Beraber çok maceralara çıktık. Kendisine Kayıp ulaşıyorlar mı? şu an. Evet. Emre'la şey lazım. Earthshaker'la beraber kayboldu. Earthshaker'ın Evet, kuyruğu. bana söyledi. Bir çekiç taşıdığını söyledi. Earthshaker demedi de. Beraber yemek yedik. Hatta bir şeyler içtik. Onunla beraber seyahat eden birileri olduğunu söyledi. Hatta bir tane Dandy, çok yakışıklı bir çocuk vardı. Evet, bizim askerlerimizden. Dandy. Evet, o bize şarkı söyledi. Üzerinize çöken karanlık sisler hatırlıyor musunuz? Bakalım hatırlıyor muyum? 20 atarak böyle biraz adamın hani böyle zihnini zorladığını hissediyorsunuz. Tamam mı? Evet. Evet dedi. Hadmun'la görüştüğüm günün gecesi. Bu sistem neyse, kim yapıyorsa bunlarla partilerin bir işbirliği var. Aynı kişiler de olabilir. Aynen. Bizim ekibini kaçıranlar da oldu. Hadımın kayıp yani. Adamın kayıp bir süredir. Dandy de kayıp. Şimdi biz üçünü bulduk. Dandy de yok. Üç kişiyi bulduk. Dandy ile Hatmin'e O ulaşamıyoruz. gruptan ölenler oldu ve kurtardıklarımız oldu. Şu an sadece Dandy ve Hatmin'i ve çekici arıyoruz aslında. Elimden geleni yaparım. Bu ayrı bir mesele. Bu benim de kişisel olarak dahil olmak isteyeceğim bir meseledir. Hem öncelikle dedi, tapınağa karşı olan görevlerimi belli ki yerine getiremedim. Bundan dolayı anladığım kadarıyla bir din adamısınız. Siz beni çok iyi Evet. anlarsınız. Bundan dolayı kendimi affettirmem lazım. Bunun için yapacağım bazı şeyler elbette olacaktır. Ama onun dışında bunca yıllık arkadaşlığımızın hatırına ve Moradin'in ocaklarında beraber dövülmüş olmamızın gerekliliği olarak Hadmun'un bulunmasına tabii ki yardımcı olmak isterim. Ama önce kısa bir düşündükten sonra diyor. Ama önce sizlere hakkınızı vermemiz lazım. Ben şey, Nauk'la mı konuşuyorum hala? Dediklerini şey yapıyor mu? Konuştuk. Yavaş yavaş bitiyor işte, bu sıralarda geri dönmüş olabilirsin yani. Hatta burada gir yani. Burada arka şey Zeri'nin yanınıza geliyor. Tam şey anında şöyle başıyla selam vererek devam ediyor. Sizlere
hak ettiğiniz bazı şeyleri vermemiz lazım. Kaptan bu arada High Priest adminini de tanıyormuş, arkadaşıymış. Kayboldukları günde beraberlermiş. Yine de karanlık şeylerden çökmüş, sonra hafızasını yitirmiş. Tam hatırlamıyor. Kendine bir şarap dolduruyor o sırada. Bir yudum alıyor ve tapınağımızdan artık tapınağımızın dostusunuz. Sizlere sağlayabileceğimiz şeyleri normal fiyatlarından daha ucuza sağlarız. Bununla alakalı bir belgede düzenleriz elimizde. Yarın bir gün bana bir şey olursa sizin elinizde yine bunu sağlayabileceğiniz bir belge olur dedi. Bunun böyle lafta kalmasını istemem. Ayrıca bu tamir, tadilat ve duvarı okutmak için yine güvenilir bu sefer. Tapınak üyeleri içerisinde bir eleme yapmamız gerekecek sanırım. Bizzat benim sorgulayacağım süreçler olacaktır diyor. Bu sırada lafa şey giriyor. Ranval. Pardon. Efendim merhabalar. Tam olarak tanışmadık galiba. Ben Ranval Wondell. Bu sorgulamadan falan bahsettiniz. Ben de acaba burada olabilir miyim falan diyor ve bir tane belge çıkarıyor. Tamam mı, şöyle elemana doğru uzatıp şeyi görüyorsunuz yani. Ne yazdığını tam olarak okuyamıyorsunuz da. İşte bir bu Neverwinter'daki Halls of Justice'ın Tir Tapınağı'nın, büyük Tir Tapınağı'nın şeyi var. Sembolü var. Çok kocaman bir A4'ü şey. Inquisitor yazmış. Aynen, şöyle köşegen şöyle. Ondan sonra belgeye baktıktan sonra ve hatta üzerine ufak bir büyü yaptıktan sonra kendisi High Priest. Tabii ki diyor. Gidip arama geçmişini siliyor. sizlere vereceğimiz bazı başka hediyeler de olacaktır. Ama bunları aceleye getirmek istemiyorum. Hiç sorun değil. Gerek yoksa zaten tapınağımızda zor halde gördüğünüz üzere. O yüzden... Cümleyle uyurluyoruz. Başımın ağrısı geçtikten sonra ve üzerine biraz daha düşündükten sonra. Daha kristin 5 yıl başı ağrıdı. Önümüzdeki 10 session. Benim üzerine konuşmak istediğim bir konu vardı. İki konu var. Birincisi, eğer bu tapınağa bu şekilde sızdılarsa başka tapınaklara da sızmış olabilirler. Bir artık denetmen güruhu mu kurulu mu diyeyim, nasıl işlerinizi hallediyorsunuz hakim değilim ama hani bir önceki bütün temaslarımdan şüpheye düşürdü bu durum benim. Hani daha önce de başka High Priest'lerle de Priestess'larla da muhatap olduk. Ya aynı durum söz konusuysa? Şu an şüphelerim var. Ranval söze giriyor. Eğer diyor otoritelerle benim adıma görüşürseniz diyor şeye, High Priest'e. Ben herkesi en adaletli şekilde yargılayacak ve gerekli araştırmaları layıkıyla ilerletebilecek bir şahıs çağırabilirim. Neverwinter'dan. Ve kendisinin diyor official izni olur bunu yapmak için. Konuşacağım diyor. Ben sadece şu ikisini götürülen bize saldıran cesetleri gösteriyorum. Bu ikisinin odasını bir inceleyebilir miyim? İmkanım olursa. Tabii. Düşmanımız hakkında bazı şeyler. Evet. Cukkala kimliklerini. Sadece olay kimlik değil. Tamam mı? Öğrenelim bakalım kimmiş bu. Tabii diyor. Tekrar teşekkür ederim.
İsminizi öğrenebilir miyim? Zeryn Astaloth. Şimdi beni herkes Astaloth olarak Geralt Astaloth. Alkast Irondol. Pushy. Sadece Pushy. Aynı zamanda bir başka mevzu da hazır sizi bu şekilde yakalamışken. Eğer mümkünse siz de buna sıcak bakarsanız aynı buradaki gibi bir tapınağın, tabii bu kadar büyük ihtimalle heybetli, ihtişamlı olması için daha erken ama Hormir'de kurulması için de yazışmaları başlatmak isterim. Hormir mi? Evet, Hormir. Tarafından. Tabii. Sizin Hormir görevlisiniz anladığım kadarıyla. Evet. Pekala. Biz inancımızı her yere yaymak isteriz. Tabii ki. Eğer Hormir otoritesi bize imkan sağlarsa biz de elimizden geleni yaparız. İnancımız küçük şirinlerde kalmasın isteriz. Elbette. En kısa zamanda umarım yazışmaları başlatırız. Bana haber verirsiniz. Tabii. Tamam. Ben Hormir'e bir de Sargıyor tapınağı mı kursak ya? Biz sizi daha çok rahatsız etmeyelim. Questler birikiyor. Side questler. Daha Savras çırayını kuracağız ya. Olur. Orası checkpoint olacak. Göreve gitmeden önce. Şimdi odalarının yerini Sarkı gösteriyorlar. Birini de alıyorum. Bunlar böyle odaları, kayaları marayaları hareket ettiriyorlar ya. Ha, zaten evet, zaten birisi götürüyor. Tabii tabii. Şey olsun. Bir şeyler var da bulamazsa. Tamam. Zaten biri götürüyor. Tapınağın içerisinde yine nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz falan? Ben hafızamda tutuyorum artık, akıllandım. Yine güvenmiyorum bunlara, ne olur ne olmaz. Bir int at. Normal int değil mi? Hı hı. 15. Tamam. Bir tane odaya götürüyorlar. Buradaki odalar, koridorlar falan hepsi çok güzel kesilmiş. İstiyorsanız siz de gidebilirsiniz yani. Ben de gideceğim. Beraber gidin, gidebilirsiniz yani. Başka bir şey yoksa. Burada ki koridorlar, odalar falan hepsi çok güzel yapılmış, çok güzel kesilmiş taşlardan inşa edilmiş yerler. Tamam mı? Mimari çok iyi. Ondan sonra simetri falan harika. Hani böyle herhangi bir taşın üzerinde gereksiz bir çizik yok yani. Anlatabiliyor muyum? Büyüyle desteklenen çok güzel bir zanaatle inşa edildiği belli. Kısacası. Odaya girdiğinizde iki farklı odaya götürecekler. İşte bir tanesi birinin, diğeri diğerinin olacak şekilde. Odaların yapıları aynı. Yani büyüklükleri, duvar uzunlukları falan. Ondan sonra girdiğiniz gibi fark edebiliyorsunuz. Odalar basit. Yatak var. Eşyalar konulsun diye konulmuş bir tane sandık var. Ondan sonra bir tane üzerinde işte belki bir şeyler yazılır, çalışılır vesaire, çizilir edilir falan diye konulmuş bir tane masa. İşte mürekkeplik, tüy, parşömenler falan var. Gerekiyorsa bir tane kitaplık var. Tamam mı? Bir de odaların bir tanesinde bir ufak bir alkemi table'ı var. Hani böyle çok seri üretim yapılabilecek bir şey değil. Kendi kendine bir şeyler denemek isterse diye konulmuş. Üzerinde çalışmalar yapabilsin falan diye konulmuş bir tane alkemi table var. Diğerinde de bir kartografi standı var. Tamam mı? Harita çizilsin, incelensin vesaire falan diye. Odalarda başka bir şey yok. Harita falan var mı? Ne planı? Yani harita. Ha, üzerinde bir tane harita var yani standa böyle oturtulmuş. Tamam mı?
İşte dört kenarından tutturulmuş pergel. Ondan sonra bir Peki tane uğraşmış cetvel mı peki falan. bir şeyler çizmiş mi yoksa Tabii. standart mı? Tabii bu bir Baldur's Gate haritası. Ben bir inceleyeyim. Ama mesela bizim bu harita var ya. Evet. Bu haritayı biraz daha yukarıdan baktığınız ve çevreyi biraz daha aldığınızı düşünün. Tamam mı? Böyle bir harita. Odaya giriyoruz. Investigation'ı açıyorum. Divine Sense'i açıyorum direkt yani. Divine Sense. Celestial Field, Undead ya da Consecrated, Desecrated. Bir yaratık yok etrafta. Tamam. Ondan sonra Desecrated kitap, eşya, bölge. harita. Desecrated. Şimdi haritanın üzerinde çeşitli noktalar var. Tamam mı? Böyle consecrated bir aura alıyorsun. Çeşitli noktalar var. Desecrated bir aura alıyorsun. Nerelere tekabül ediyorlar? Baktığımızda öncelikle şehrin dışında bir tane nokta var. Tamam mı? Kuzey taraflarında. Şu şey Black Gate var ya. Black Gate'in kuzey batısında kalacak bir yer var. Böyle boş bir araziymiş gibi arazinin ortasında desecrated bir nokta var mesela. Hideout. Tamam mı? Üstünde işaretlenmiş mi? Evet. Ha şey yok. Nokta parlıyor. Mürekkeple bir nokta konmuş. O nokta parlıyor. Bir Tamam mı? kömürünüz var mı ya deyip Neyimiz? kömür. Ha. Kartografı Ha tutuyorum tabii yanınızda lan. vardır ya Şimdi tebeşirimiz noktalar dedim. menebeşirimiz. Bazıları consecrated, desecrated görünüyor. Şunları işaretleyeyim. Tabii Ama sen gölge görüyorsun bunu görünmüyor tabii. dedim. Şöyle küçük D, Tamam. küçük C falan koyuyorum. Tamam. Yanlarına yazıyorum. Şimdi şehrin dışında şu ghetto kısmı vardı ya. Little Kalimşan'da Little Kalimşan'ı görüyorsunuz. Onun önünde maviyle boyanmış yer var ya. Norşap. Aynen. Şu haritanın birini bize verir misin? Yani Ha nasıl ikisi de orada yapıyorum? duruyor doğru. Ben de neden benim de önümde var. Kardeşim niye uzağa Biz bakıyorsun? bunları çalıştık Al bana içerisinde şunu. getirdik. Kullanın ya. Kullanın diye yaptım. Norşap. Şimdi Nor Şapel var ya. Nor Şapel'de bir tane evin üzeri işaretli. Orası consecrated. Bir de mor olan yer var ya, Sov's Food. Orada da desecrated bir aura var. Mesela bizim bu gittiğimiz ama bizim yıktığımız ama bilinmeyen bizim yıktığımızı bilinmeyen Evet. Marane. Şimdi şehrin içine geliyorum. Orası desecrated. Marane. Hı. Şey dışarıda bir tane bir yer demiştin. Harborside Hospital değil miydi? Hı. Evet, Harborside dışarıdaki yeri demiştin de onu kaçırdım. O Dışarıda neydi? Sol food. Sov's Food'da Ha. desecrated bir yer var. Tamam, şey Harborside Burada Hospital var. Cook Bu Desecrated. desecrated değil mi? Aynen. Yok, burası desecrated. Neresi? Sol food. Evet. Evet. Tamam, burası desecrated. Hangi ev abi buradaki? Sov's Evet, hatta Food baktım. yazısının orada bir tane ev işte. Zaten Batısında 60 hemen. tane falan ev var galiba orada. Peki bir şey soracağım. Biz az çok tahmin edebiliyoruz ya. Bir Temple'da Consecrated bir Ben alan var dedim. mı? Şimdi Bana sormak lazım. şimdi söyleyeceğim Yani şeyi. onun gibi yazıyorum işte böyle Aha, D, o C. yetişsin şeye. Ha, Tamam. tamam mıyız? Tamam. Günceldeysek devam ediyorum. Harborside Aynen. Hospital. Şimdi sevgili arkadaşlar, hani bu Latender Tapınağı'nın olduğu yer var ya, Consecrated. İyi bari. İlmater Tapınağı. Consecrated. Hı. Gond Desecrated. Nerede? İlmater'i hatırlıyor muyuz? Şeyi bıraktığımız yer değil mi? Gond Gate var şurada. Şu Mirkul Ha, aynı kalkısını. House of Wonders şurası. Ha. Ne? Mirkul kalkısını Burası. bıraktığım Aynen yer değil orası. mi? Aynen. Aynen orası. Aynen. Consecrated bunlar. Aynen. Şey nerede? Desecrated olsa büyük ihtimalle sardım o tapınağın içine girince de. Bilmeter tapınağı. Bak Shrine of the Suffering, Heapside. Ha, One Temple bile şuradayım. Shrine of the Suffering. Heapside'da. Heapside'da, şehrin içinde. Sağdaki pembe yer. Ha, okey. Consecrated. Aynen. Şimdi bir düşüneyim. Hay şeyi
Gonda Desecrated dedik. Değil mi? Saloon'a bakalım. Ben Shrine of Suffering. Saloon Tapınağı. Water Queen. Consecrated Doors. Ne? Water Queen Tower. Hiçbir şey yok abi. Yok. Orada hiçbir şey yok. Saloon Tapınağı, Büyük Saloon Tapınağı. Shrine var demiş. Shrine var. Yok, bu haritada başka var mı diye düşünüyorum. Rivington'da var mı? Ne bileyim işte Sewer Keep falan. Şimdi bu Temples kısmı var ya Upper District'te. Temples yazısı var hatta. O yazının güneyinde bir yer var. Tamam mı? Haritada oraya denk gelen. Burası desecrated gözüküyor. Bir de Sea Tower'da bir yer var. Consecrated gözüküyor. Nerede ya? Sea Tower'da yok. Bayağı şeyin ortasına, district'in ortasına denk gelecek bir yer yani. Ha, Sea Tower'ın şey. Aha, Sea Tower yazısın. Tam lokasyonlar önemli değil. Biz buradaki alana gidiyoruz deyince. Ara ara buluruz yani. Bulur. İşte oralara gidiyoruz. Silmiş ne? Yok artık orası. Yok orası. Tamam mı? Böyle bir harita var. Ben şimdi bir investigation yapmak istiyorum. Ben de bir detect magic açmak istiyorum. Burada tamam. Ne var? Odada anormal olması gereken bunlar eşyaları nerede? Tamam. Şimdi önce şunu sorayım. Haritayı ne yapıyoruz? Arteş. Ben bunu alayım. Alalım mı? Ben bu haritayı bir alayım. Standından söküyorsun kartografi standından. Güzelce şeye koyup böyle bendeki kutuya şöyle koyup. Koruma şeyine. Yani. Tamam. İnventörümüze yazalım. Kaltist aktivite haritası. Celleniyorum abi, bir deniyorum. Kaltist aktivite yapıyorum. Updated my journal. güncellen. Sen investigation at. Sen de detect magic at. Ne? Güncellense ama Gond tapınağı desecrated görünmez de. Attın. Yo, attın. Şimdi önce detect magic'i söyleyeyim. Daha kolay söylemesi. Çünkü harita şöyle kabına doğru sokulurken yavaş yavaş görüşün kapanıyor haritaya dair ama haritanın magical parladığını fark ediyorsun. Evocation parlıyor. Ne? Evocation parlıyor. Ondan sonra... Haritada evocation varmış. Çıkar onu, çıkar. Bir arkan atalım. Ben de bir atayım madem. Ben de. Abi 15. 9. Tamam. Hallow büyüsü. Tamam mı? İşte, Hallow büyüsü genel olarak bir alana, bir şeye işte pozitif enerji, negatif enerji falan channel'lıyor. Tamam, bu büyü bir mesela evocation büyüsü. Genel olarak enerji channel'lama üzerine kullanılıyor evocation. Tamam mı? Bu cure wounds'un olduğu gibi yani. Eksi bir arkanamla patlamaz ya. Ben eksi bir arkamda dedim aha. Var. Aha, patlayabilir. Yani her zaman böyle bir ihtimal var. Çok kullanılan bir tip değil tabii. Ama bu consecrated, desecrated auranın sebebi bu. Olabilir. Şimdi investigation. Ha dur. Detect magic'le diğer şeyleri söyleyeyim. Şimdi. Bir tane kitaplık var. Tamam mı? Kitaplığın arkasından sızan bir aura görüyorsun. Tamam mı? Ve bu aura bir conjuration aurası. Kitaplığı çekiyor muyuz arkasına bakmak için? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kitaplık hareket etmiş mi? Sen investigation'la buna bakıyorsun şurada ve hareket etmiş. Aynı zamanda baktığın zaman kitaplığın yere yapıştırıldığını fark ediyorsun. Yani bir şeyle falan çekebiliyor musun? Kitapları çekiyorsunuz, arkası var. Arka aynen tahta biri, arka kısmı var. Kitaplığı şey yapmaya çalışırsanız yere yapışık olduğunu fark edeceksiniz. Gizli düğmesi falan vardır, bir baksana. Bakıyor mekanizma abi. Başka bir yerde bir şey sandan vardır. Duvar aslında böyle. Etrafa biraz baktığın zaman
Şimdi investigation biraz şey skill'i ya işte. Parçaları birbirine birleştirme falan. Hani odaya böyle bakıp ben burada böyle bir mekanizma kuracak olsaydım nasıl bir mekanizma kurardım diye incelediğinde 26 ile gerçekten duvarda bir tane şöyle duvara monte edilmiş bir tane mumluk var. Tam böyle şey kalın mumlardan konulacak. Ondan sonra oradaki mumu yerinden kaldırdığınız zaman kitaplık şöyle öne doğru geliyor. Tamam, bayağı altındaki taht şey taş kısım kayarak. Tamam. Kitaplık hareket ettikçe aurayı daha net görür hale geliyorsun. Büyüden ben anlamadım. Büyüyü... Nitekim tabii ki. Nitekim arkasında duvara kazınmış olan bir glif var. Tamam mı? Pardon, kazınmış değil. Çizilmiş olan. Boyayla, mürekkeple bir şeyle çizilmiş. Arkana. Bakayım abi, belki yüksek gelir. Bir at. Dur, şey yapayım. Büyü. Neyse. Bu grafiti ya, bir şey değil bu. Şey, valla çok anlamadım. Büyü geliyor üzerinden ama. Glife bakıyorum, 9 attım. 9. Sen attın mı? Şimdi sizin NPC'ler geldiyse deneyelim, onlarla deneyelim. Denemediler galiba. Bildiler, yolda düştü. Anlamıyorsunuz. Bizim şaman anlamıyor mu? O attı, anlamıyor. Biraz zorla. Aman Allah. İmelya anlıyor mu? O sizle değildi sanki. Yok, İmelya yoktu. O nerede? Spell slotları bitti falan diye. Minyonuna verdik biz onu. Bir yere yolladık çünkü biz onu. Evde bırak. Evde bırakmadık. Tek başına kalmadım dedik. Birlikte gidin dedik. Latender tapınağına mı? Bir yere haber ver dediniz ya. Kendi tapınağına gitmişti. Aa, evet evet. Evet. Aynen. Yok. Anlamıyorsunuz. Inspiration'ı bir daha deneyebilir miyim? Tabii ki. Her zaman. 20. İşte inspiration kullanımı ya. Çok, bir, çok. Birden yedi. Maksimum verim alındı. Arkadan kaç? 1. 20. Allah'ım. Yıkıklar. Abi. Eksi bir artı bir. Benim de artı bir. Ne yapıyor? İki tane kestirdi ha. Karizmaya veriyor. Wisdom'a veriyor. Deck'te veriyor. Kona veriyor. Verecek point tam. Karizmalar at abi arkanın. Şimdi. Doluyor mu? Devam edin ben. Tamam tamam. Şimdi. Abi bu bir. Summon Aberration. Glifi. Şimdi bu aberration summonlayan bir grip. Ama nasıl bir aberration bilmiyorum. Summonlayıp görelim, ondan sonra zaten görelim. Yani summonlayabilirim. Belki de böyle yardımcı olacak bir aberration. Tabii aynen, yardımcı olur. Değil mi? Bu bir summon aberration glifi. Ama summon ne? Aberration abi. Warlock ve wizardlar tarafından kullanılabilen bir büyü. Ondan sonra normalde kullanılabilmesi için çeşitli materyaller lazım. Tabii bu glif buraya çizilirken bu materyaller kullanılmıştır. Harcanmıştır yani. Ondan sonra bu materyaller de şöyle 20 attığın için uzun uzun anlatıyorum. Turşulanmış tentacle abi. Bir tanesi. Ondan sonra bir tane yine turşulanmış, muhafaza edilmiş göz. Ondan sonra bunlar bir platin kapta tutuluyor büyü sırasında. Ondan sonra ve büyü platin kap dahil tentacle ve gözü harcıyor. İçinde tutulan platin kapın değerinin 400 gold olması lazım. Platin kap yok ortada. Yok, hayır. Şimdi bu tentacle ve gözle böyle bir büyülü müyülü bir şeyler savunuyor. Böyle hoşumuza gitmeyen bir şeyler çıkabilir.
Bu büyü front of my horns sembol yani. Hani... Bu büyü abi bir aberrant spirit diye bir şey çağırıyor. Bir aberration çağırıyor. Bunu şey yaparken, çağırırken bu büyüyü kestettiğin zaman 3 tane tipi var bunun. O 3 tipinden bir tanesini seçiyorsun. Ondan sonra bir tanesi beholderkin, çağırabildiğin şeylerden bir tanesi. Bir beholder tarzı bir şey geliyor. Bir tanesi slot diye bir şey. Diğeri de star spawn. Star spawn. Abi. Tamam mı? Taşlar yerim. Ben şimdi bunları biliyorum. Tabii tabii. Söylediğim her şeye hakimsin. Çağırınca yani bizde otomatik enemi oluyor mu? Şey oluyor mu? Şimdi büyüyü kestettiğin zaman. Büyüyü ben kestediyorum ya. Hı hı. Hemen okuyayım abi. Büyüyü yapan kişiye ve onun companionlarına ally oluyor. Ondan sonra verdiğin emirleri uyguluyor. Şey bitince, büyünün süresi bitince gidiyor. Ya da sen daha önceden dismisslersen gidiyor. Concentration 1 saate kadar. Ben bunları açıklıyorum. Bu nasıl concentration? Ne? Concentration bozulmazsa. Şimdi kim nasıl concentration tutturacak buna yani? 26 şeyle investigation'la beraber etraftaki kitaplara falan da baktığınız zaman etraftaki kitapların genel olarak geldi. Investigation'la etraftaki kitaplara falan baktığınızda bu kitapların genel olarak işte possession, exorcism, ondan sonra işte dominate vesaire gibi şeyler üzerine olduğunu fark edeceksiniz. Tamam mı? Bu. Diyeceğim şey bu. Peki bu kitapların arasında böyle hani kapağına veya ilk kapağın ilk sayfasını almak. Herhangi bir not alma bir şeyler. Altı çizilmiş kitaplar falan var tabi. Bayağı çalışılmış. Ders çalışır gibi çalışılmış bunlara yani. Peki bunların kime hizmet ettiğini anlayabileceğimiz bir şey var mı? Amblemdir. Bu aberration'dan konuşuyor mu? Amblem falan hiç yok. Konuşamamasak yıldız malı haritası gördük ki. Yok biz daha Sparspawn gördük ya. O şey mi? Aha o. Bu yine 20 attığın için söylüyorum. Bu büyüyle çağıracağın şeyler öncelikle deep speech biliyor. Çünkü aberration. Bir de senin bildiğin dilleri anlıyor. Ama o dilleri konuşamıyor. Hmm. Yani sen ona bir şey dersin anlar. Ama o sana deep speech ile cevap verir. Deep speech biliyor muyuz ki? Deep speech bilen var. Yok. Warlock tabii canım zaten. Anaokulunda öğretiyorlar. Orkça küfrediyor. Peki kalem mertek çifte? Yok ona comprehend yani şey böyle dili değiştiren language'lar, şey büyüler falan lazım. Onun bir şeyler lazım diye biliyorum. Var da en azından bir ara. Punks öyle... var. Comprehend language anlamanı sağlıyor. Ama tanks da konuşursun. Bunlar kime hizmet ettiğini bilmiyorum. Şöyle biz hastanenin altında da iki tane star spawn görmüştük ya. İyi yaşa. Çok yaşa. Büyük ihtimalle böyle summonlayıp. Böyle summonlayıp getirdikleri olduklarını düşünüyorum. Ve o zaten şeydeki konuşma bize. Ağacını kırdığımız zamanki konuşmasında da zaten hani deep'ten gelen bir şeyler olabileceğini. O zaman. Hissettirdi. Ama farklı. Yani bu arkadaşlar Elis Nine Hells falan değildi. Bana daha çok hani böyle neydi onun adıydı? Farrel mi? Farrel değildi. Bu git yankilerin takıldığı Rem değil. Farrel mi? Astral Plane. Astral Plane'den falan bir tipler olduğu. Ya zaten yıldız mıldız diyorlar işte büyük ihtimalle uzaklardan. Yıldızların arasındaki sonsuz boşluktan bir yerden geliyorlardır yani. Gücünü veren biri o. Astral Plane'de çok güç var. Buradan bir şey atmak istiyorum. Sorumuz ne? Abi ne kadar astral plane biliyorum ben ya. Arkana. Religion olma. Başka bir şey daha atamam ki zaten. Abi 12. İşte astral plane
Plane'ler arasındaki boşluğu dolduran yer. Orada yaşayan çeşitli şeyler var. Şeyleri falan hatırlıyor muyum? Eski tanrıların cesetleri olduğunu falan orada. Falan. Tabii tabii tabii. Çekildiğini... Ha, tanrı ölünce nereye gider? Oraya gider falan. Tamam o anlıyor. Yani eski tanrıların cesetleri falan orada durabiliyor. Hani onlardan güç çeken yaratıklar falan çıkıyor diye biliyorum. Tabii işin uzmanı değilim onu. Tamam da şimdi bakın bunlar bilgi artık. Bu yaratıkları organize edip burada bunları yaptıran biri olmalı. O kim? Ne oldu? Ne değiştirecek ki? Ona göre kimle baş ettiğimizi öğrenelim. Biz hiçbir zaman karşımızdaki esas güce karşı zaten baş edemeyeceğiz yani şu an. Ama herhangi bir... Değil de mesela planlarını ortaya çıkıyor. İşte planları yok gibi duruyor ama sorun orada. Ya var. Çünkü iki yerde de ritüel yaptılar. Bunlar bu ritüellerle bir şey tamamlayacaklar. Kaybolan şeyi araştırabiliriz. Yiyorsan adamı. Ha mesela o nasıl bir tip? Abi yani bu işin sonu o kendi şey, tipte biter. O şey hospital'da yani. yine bir şey bağlamışlardı. Gittik öldürdük adam. Ondan sonra işte ortalık. İşte Lower City'yi öyle patlattılar. Upper'ı patlatmak için de buradaki şeyin yani, düzeni kurdular. Onu mu yapıyorlardı ya da başka bir şey mi vardı? Ama şey değil yani bunlar böyle rastgele değil. Belli yerlerde, belli lokasyonlarda bir şey. Şu haritada bulduğumuz lokasyonları bir bir gezeceğiz gibi zaten duruyor. Ama benim yani şu anki tahminim bu arkadaşın yani arkasındaki gücün astral plane'de takılan bir varlık olduğu yani. Tahminim sadece. Tabii bununla mücadele etmek için de aslında biraz ekipmana falan ihtiyacımız olabilir artık yani. Ya astral plane zaten yani. Elimizi kolumuzu sallayarak gidersek geçmiş olsun. Neler oldu ya bir anda? Bana bir coştu. Lan köşeden şey var. Arkadan müzik çalıyor benim. Lan daha dur daha biz güceyi bulamadık. Nereye aldık? Şimdi beyefendiciğim, beyefendiler. Biz bu güce karşı savaşmak için burada değiliz. Biz adamlarımızı ve çekici geri götürmek için abi buradayız. Bu güç de bu bağlantılı. Tamam evet ama biz bu gücü durdurmak zorunda değiliz. Çekicimizi versin bize gidelim yani. Sonra ne hali var da gördüm. Aynen öyle. İstiyorsa anlaşma yapalım yani. Gel. Aynen. Alın çekicinizi. Baldur's Gate'de Adventurer'lar kurtardı kardeşim. Bana Baldur's Gate'de Entity varmış. Bana ne? Ama şimdi hatta burada trading yapacağız. Baldur's Gate patlarsa bizim trading işi yapar. Ya aman çok üzülürüm yani. Şimdi... Yok ama. Bu kadar emek harcadık. Haritası vardı burada bir tane. Ama hayatımda yaşadığım geçmiş deneyimleri de göz önünde bulundurursak. Burada 3 tane bayağı sağlam item vardı. Kılıç. Ivır zıvır işte. Bizler öyle konuştular ettiler. Bak silah dışındaki şeylere ıvır zıvır dememiz de bir. Şimdi bunlar bizle konuştu. Bayağı etkili varlıklardı, güçlendi. Büyük ihtimalle bizim kılıç şey aradığımız çekiç de öyle bir şey. Ve bu çekiç onlar da artık ayinde mi kullandılar, kullanacaklar mı? Bir sonraki ayinin şeyi mi bilmiyorum. Ama bana içime öyle doğuyor. Benim düşüncem o şekilde. Yani bunu bir şeylerde kullanacaklar. Kullanmak için bizden aldılar. O yüzden biz öyle cüceyi bulduk, kılıcı bulduk. Bunlarla anlaştık gideceğiz gibi bir dünya ben düşünmüyorum. Ben o kadar hayal aleminde yaşamıyorum. Biz bunlarla karşı karşıya geliriz bir zaman. Yani elbette geliriz de. İşi olmasaydı niye bizimkileri kaçırıp şey alsınlar? Hayır benim söylediğim şey farklı bir şey. Şöyle bir senaryo düşünelim. Bu artık kozmik entity diyelim. Karanlık tamam. Bu şey her neyse. Ama biz bunun... İşte buradaki en kral adamını tokatladık. Ağzına sıçtık burada. Çekiç de önümüzde. Çekici de aldık. Temiz. Her şey yolunda. Sonra dedi ki ama hayır ben geri geleceğim falan. Arkasında karanlık bir portal açıldı. Oradan gitti. Kayboldu adam. Ama portal açık hala. Görüyoruz. Arkasında da entity'nin olduğuna eminiz yani. Şimdi bu portaldan atlamak var. Tamam mı? Çekici alıp defolup Cormyr'e dönmek var. Tamam işte o entity ve portalın arkasındakileri de alıp Cormyr'e getirmek var. İşte hayır. Cormyr'e entity getirmeyelim. Lan adamlar ben... sanki bizi bulamayacak mı? Ya biz böyle şeyleri zaten ülkemizde istemiyoruz. İstemiyoruz ya. Adamı dövüyor. Sonra gidiyorsun Cormyr'e. Tamam mı? Saklanmaya. Saklanmaya değil. Görevi bitirdik. E tamam yiyorsa gelsin orada artık yani. Üzerine düşeriz Cormyr'de gerekirse. Abi düşeriz. Hangi item'la? Hangi item'la mı? Ulan bu mu? Magical item'ımız yok be. Karakterin olsun. Her şey item mı lan?
Gümüş bıçak. Ne zannediyorsun? Oğlum gümüş bıçak çok değerli. Şehirde vörret diye bir olay var ya. Oğlum her şey item olsaydı, itemla karşı konulabilseydi bu geri zekalı goncular, tamam mı? Koskoca böyle yok High House of Wonders bilmem ne böyle yozlaşmazdı. Adamlar bak gelmiş full her tarafı götü başı magic item olan baş rahibi tokatlamışlar yani. Ne oldu? Al item işte. Ne oldu? Tamam, olmadı. Tokatlayamaz mı? Tokatlayamadı. Düştük üzerlerine. Tam dediğim gibi oldu. Üzerine gerçekten bir düştüm adamı. Fıtartı pompanılar. Şuradan. Ne oldu adam ne yaptı? Ne lazım? Ağrını. Ya gerekirse bir daha düşeriz, bir daha düşeriz. Ya. Düşünce de aynısını yapacak. Ne yapacağım fayrın haritasını ya? Ya siz tutam sonra indiğimiz. Abi World Coast'ta bizim tek bağlantımız Chiyontar River değil mi? Evet. Tamam. Baldur's Gate Evil'ların yani Far Realm entitelerin önüne geçerse geçmiş olsun. Bizim Sword Coast'la bağlantımız zaten kesiliyor. Ya ne yapacaksın Sword Coast'la bağlantı? Öbür tarafta koskoca bir dünya var. Zaten biz daha kendi iç denizimizin ötesine gidememişiz. Westgate daha bizim parçamız değil. Abi de. Sizi buraya getiren Ecolite şok içinde dinliyor sizi. Siz bütün bu konuşmaları yaparken. Ya şimdi olay burada bizim bunlarla dönüşeceğimiz. Ya şu an bana burada uluslararası politikamızı anlattırmayın arkadaşlar. Yapmayın. Arkadaşım. Bu herifler bizim bir tarafımıza girecekler. Tamam mı? Biz hazırlığımızı ona göre yapalım. Ya yapalım zaten. Bunların kim olduğunu bilelim ki. Ona göre önlem alalım. Haritayı açsan. Yani mesela bu adam yıldırımdan mı fazla hasar yer? Arkadaşların burada yoksa bu vurunca mı yamultur? Böyle tentakalıyla vursa. Onları öğrenelim. Onlara hazırlanalım. Ya tamam. Sen adamı uçtun. Normal bir adam olsaydı o adam toz olması lazım. Yok tamam işte ben de diyorum ki. Bunların zaten aberration olduğunu artık ya, neredeyse eminiz yani. Büyük bana desecrated yerleri gösteriyor. Bunlar karanlık bir şeyler. Zihinlerle oynuyorlar. Tamam. Ya biz hepsini girelim zaten. Kökertiyorlar. Tamam, bu yani bu. Aberration bu yani. Bu textbook aberration ya. Bak bunu okulda gösteriyorlar. Bunu gördün mü? Bunu vuracaksın buna. Bunun. Ya vurunca bir şey olmuyor. Yoda daha var. Bir dakika. Yoda daha var mıydı? Var. Biz bir öbür odaya da gidelim bence. Tekmecik biteli saatler oldu abi. Ama siz bütün bu konuşmaları yaparken. Tekmecik 10 dakika duruyor. Tamam kardeşim. Adam aradınız. Investigation attı. Etrafa baktınız. Benim bir tekmecik falan. Gitti, paladın. Tamam ben bir sonraki odada detekti de atarım. Torturer. Atarım abi detekti. Ben yeni torturer oldum. Sıkıntı yok. Karizman kaç senin? 14. Ezo. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Öbür yani, odaya da gidip bakalım da. Ben bu şeyi sileyim mi diyor eleman yani. Niye? Duvardaki glifi. Ya sil ne çıkacak bakalım. Bir işimi bakmadınız mı daha? Silmek derken yok edecek. Sen yani. Güvenli ben bir şekilde silebilecek misin? Bir şey samınlayayım mı? Adam silecek abi. Samınlıyorum diye dokunuyorum. Silecek misin? Samınlıyor musun? He. Ay hayır ya. Tepkim bu yani. Abi genelde kendi keser. Abi sımaç köklüyorum. Peki bir şey soracağım. Ne tabii? Sen normalde kaç level diyor atabiliyor? Tabii normalde kaç level diyor atabiliyorsun? Ben de çarpılırım. Hı? Bana bir karizma atar mısın? Save mi? Save mi? Save mi? Değil. Bunu alsınlar değil mi? 10. Şeyi proficiency bonusunu ekleyince 13. Olmuyor. Olmuyormuş. Sen denemek ister misin? Ya bilmediğiniz şey. İşte elinle dokundun şöyle. Niye dokunuyorsun? Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmuyor. Ben sileyim o zaman. Bolluk yapmışlar. Çalışmıyor. Ya çalışıyordur o. Parlamıyor mu? Yok. Ha şey tekmecikle parlıyor. Tamam çalışıyordur da. Yok samınlayamadık. Ya samınlasak da zaten adamla konuşamıyoruz. Hani silek geçek ya. Siliyor. Ya, siliyor. Tamam bayağı bezle. ıslak bezle siliyor. Tamam mı? Mürekkep akıyor. Onları falan temizleyecek. Başka bir ekolayt sizi diğer odaya götürüyor. Detect Magic. Tamam. Arkadaşlar. Detect Magic. Şimdi diğer odada dediğim gibi bunun aynısı. Yani şekil olarak. Ondan sonra Alchemy Table var. Kartografi şeyi değil.
Alchemy Table'daki iki tane flask parlıyor. Ben yakayım bir tekmeciğimi de. Ben yakayım. At, attı attı. Var mıydı sende? İki bulundum. Ha. Ondan sonra ha, ben de Divine Sense'imi açıyorum içeri girince. Tamam. Detect Magic'le öncelikle Alchemy Table'daki iki tane şişe parlıyor. Tamam mı? Tamam ya, bir anlattırın ya. Allah Allah. İki tane şişe parlıyor. Tamam. Bu iki şişeden ikisinden de Necromancer aurası alıyorsun. Tamam. Bir tanesinin içinde turşulanmış bir tentacle var. Diğerinin içinde turşulanmış bir göz var. Büyüleri bunlar. Bogdy Fish onlarla. O platin bowl'da var mı? Hı-hı, masada da bir tane platin bowl var. Cepliyorum. Lütfen dedim. Ay sen görmüyor ki neyin parladığını daha. Platin bowl parlamıyor zaten. Tekrar gözleri. Tekrar et. Çek. İnşaat abi. İnşaat atın. Hadi. 8. Benim anladığım kadarıyla bunların o yaptığı şey gizlemiyorlar. Çünkü yok. İkisi de böyle falan yapıyor. Aynen. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Al. Al. Ya yok da ben kontrolükler sende kalsın. Al gözün kaldı al ya. Tamam kalsın. Ne yapıyorsunuz oğlum, ne yapıyorsunuz? Anlatıyorum bir tekmeci. Komponentleri al zaten, dursun sen. Inventory'e yazalım alıyorsak. Alıyorum. Abi 400 gold görünce kendime de gelip tutamadım. Fakiri de anlamıyordun kaptan. 10 gold olunca cepte. Anlatıyorum. Tamam. Ben bir not düşeyim de kendime. Finans işlerini bunlara verme diye. Bir tane masa var. Masanın altından böyle şey, hani yerden değil. Masanın altı. Tamam mı? Masanın tahtasının alt tarafından. Sızan bir yine conjuration aurası var. Masayı ters çeviriyoruz. Tamam mı? Masayı ters çevirdiğinizde üzeri boştu zaten. Üzerinde de bir şey yoktu. Ondan sonra masayı ters çevirdiğinizde diğerine göre çok daha kompleks bir glif var burada. Tamam mı? Bu mesela diğerinde, diğer glifteki şey böyle biraz daha rastgele bir şeyler çizilmiş, anlayamadığınız şeyler varmış gibi, rünler varmış falan gibi bir glifti. Tamam mı? Infernal bilen var mı aramızda? Var. Bunda bayağı infernal şeyler yazıyor. Tamam mı? Baktığınızda Mephistopheles'e dualar var. Bu glifin içerisinde. Ne glifi anlamak için? Arkana atacağız. Öncelikle Mephistopheles kimdir? İstiyorsanız onun için bir konuşalım. Tabii canım. Bir religion atalım ona da. Abi religion'ım 15 geldi. Religion 14. 10. 14. 5. 3. Ben Diablo 4'ten biliyorum. Benim karakter yani. Ama o Mephisto. O Mephisto Veles. Farkları 2'den mi biliyorsun? Abi işte. Değil mi? Hı? 2'den mi biliyorsun? Neyi? Mephistopheles. Bu şu abi. 9 katlı cehennemin 8. katının efendisi. Ondan sonra Hellfire dediğimiz şeyin yaratıcısı. Tamam mı? Kendisinin evi Kanya. Kanya tamamen buzdan oluşan, inanılmaz soğuk, kar fırtınalarının falan olduğu bir cehennem. Ve kendisi Hellfire'ı bulurken diyor ki burada bile yanacak bir ateş bulacağım deyip keşfediyor. Keşfetmesindeki amaç da demonlar fire immune falan ya. Hı hı. Öyle bir ateş bulayım ki demon'ı yaksın diyor. Bilmiyorum, tamam bu arkadaş devil zaten. Herhalde. Ondan sonra böyle bir arkadaş. Kendisi evrendeki en yetenekli evocation büyücüsü olarak bilinir. Ya burada dua muhabbetmiş bu. Buna dokunmayın. Arkana atıyorum.
Bu arada arkana 23 gelmiş. 20-23. Pam'ın Fiend. Tamam mı? 600 gold'luk bir Ruby Vial'ın içerisine konmuş olan humanoid kanı lazım bunu yapabilmek için. Ondan sonra 6 level bir Warlock Wizard büyüsü. Bunu Summon Fiend'a attığında atarken 3 tipten bir tane seçiyorsun yine. Hani Summon Aberration'da da vardı ya 3 tip. Burada da 3 tipten bir tane seçiyorsun. Demon, Yugoloth veya Devil tercih ediyorsun. 3 tanesinden bir tanesi geliyor. Peki bunun malzemesi falan var mı? Bir araştırayım mı? Yok. Varsa 600 gold'luk var mı? Çıkmıyor. Buradaki kitaplarda da parşömenlerde de falan şey var. Infernal Contract kitapları bunlar. Devil'larla nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edeceksin? Neleri? Hepsini mi? Nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edeceksin? Benim tamam. Anladığım kadarıyla cehennemdeki kötülükle astral kötülük işbirliği içerisinde hareket ediyor gibi bir kompozisyon var. Bak nasıl bak güzel bir noktaya geldik. Şimdi neyle mücadele edeceğimiz artık aşağı aşağı öğreniyoruz. Ya da onlara tapanlar. Ya şimdi karşımızda gerçekten delilik varsa zaten bulduğumuz şeylerin mantıklı olmasını bekleyemeyiz. O yüzden bu vardığınız sonuçlar ya mantıklı delilik, sonuçlar yine. Deliliği sen çıkarttın. Nereden biliyoruz delilik olduğunu? Bu karşımızdaki her şey saçma sapan davranıyor. Öldürdüğümüz adam bile biz de sonra görüşeceğiz falan gibi bir şey yapıp böyle gülerek ederek böyle pörtlek gözlü bir şekilde gidiyor bir şeyler yapıyor. Yani gördüğüm her şey delilik üzerine. Akıl hastanesinde ilk kez denk geldik bu insanlara. İşte ya, denk geldiniz. Ya aha. Gördüğümüz şeyler hani yüzsüz yaratıklar, yüzsüz derken karaktersiz olarak değil, yüzsüz yaratıklar. Yani şöyle. Belki karaktersiz değil mi? Aynı zamanda da yüzsüz. Şerefsiz değiller mi Mahmut Hanım? Hep böyle bir işte karanlık, yıldızlar, uzaydaki boşluk, işte böyle uzuvlar, bir şeyler, kafayı yemiş kişiler, herkes böyle zihin kontrolleri. E ne bu şimdi? Burada iki tane şeytana dua gördük diye tamam ben de yazabilirim. Oradan görüp ben de şuraya aynısını kopyalayabilirim yani. Bu beni kötü biri yapmıyor ki. Bu beni şeytana da taptırmıyor. Ya bizim işlerimizi merak eden biri olursa ben de arkama böyle bunu yazayım böyle. Aa bunlar şeytana tapıyor deyip başka bir yöne gitsin. Çok basit mi? O, onu yapma yok bence. Zaten az evli alakamız var ya. Ya bu adamlar hiçbir şey ayırt etmeden bütün her şeyi kullanıyor olabilirler. Yani iyi, kötü, işte yok Ebis'tir, yok cehennemdir. Hatta belki iyi entitiler, iyi tanrılar, cehennemin içe cennetin güçleri. Belki bunlardan bile kullanabildikleri şeyler. O zaman bu adamlar kim? Onu öğrenmemiz lazım ki gidip cüceyi bulalım. Şeyleri düşünüyorum. Bu şeyin, High Priest'in odasında gördüklerimiz. Ruren'den bir şey vardı. Hayrlen'den vardı. Bir de Lower Plane'den bir şey vardı. Aynen öyle. Belki... Üçü birden vardı ya. O yüzden ben hani Astral Plane'i daha bir o teoriye daha yakın hissediyorum. Ya hangi yerdeyse orada fark etmez. Ya belki bu adamlar direkt birileriyle anlaşma yapmak yerine birilerinin güçlerini çekiyorlar. Çalıyorlar belki. Belki meleklerden güç çalıyorlar. Şeytanlardan güç çalıyorlar. İlla da gücü elde etmek için belki de oturup da ne olur bana güç ver diye tapınmasına gerek yok ki. Yani neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz şu an. Çok fazla işte soru işareti. İhtiyacın olduğunda Lizen nerede? Bir soracaksın, bir bilgi alacaksın. Gityanki bulabilir miyiz? Tabii hemen buluyorum. Samın Gityanki. Aramızda bu konu hakkında araştırma yapmış ya. Bu karşılaştığımız herhangi bir konu hakkında araştırma yapmış bir scholar'ımız yok. Daha önce böyle bir araştırma yürütmüş yani şey olarak. Böyle bu işin nasıl ya? Investigation olarak böyle bir araştırma yürütmüş. Herhangi biri de yok. Daha önce maceracılık yapmış olanımız yok. Daha önce halt durdurmuş olanımız yok. Daha önce hani tapınakta eğitim gördüm. Ama
Ya sadece biraz eğitim gördün, geldin, tamam, çıktın sonra tapınaktan. Tapınakta yaşa, hani vakit geçirmişliğin, tapınak sorunları çözmüşlüğün yok. Sen zaten macera şey diye, bir şeyler göreyim diye çıkmışsın yola, hiçbir şeyden haberin yok. Benim Ne bildiğim demek haberin? Alındı. Her şeyden haberi varmış. ben Kormir dışında desen çok bir yer görmedim. Maksimum savaşa gittiğim yerlerde bir şeyler gördüm. Bu adam bildiği şey zaten Hiç konuşmayalım ondan. yani onu konuşmayalım. Ben bildiğimi bilirsen aklın şaşar. Ya o zaman aynen. Konuşsak mı? Küçüğe bir danışabiliriz ya. Ya büyük onların da danışalım da. Astral alemleri falan biliyordur bence. Yok, genel bilgisi konusunda da danışabiliriz. Ya daha önce kaltılarla çatışmış biri yok mu yani? Hani şey var. Inquisitor var. Ya o var da bilmiyorum, ona da çok. O burada abi, mı şu an? O burada değil mi? Ona da çok güvenmiyorum yani. Neyse tamam. Bu odada başka bir şey var mı böyle işte dolap arkasında? Yok. Desecrate concept. Tamam, ben o kitapları aldım. Evok oldun ya. Tamam, yazalım inventory'e. Şeytanlarla anlaşalım. Bir kütüphane dolusu kitap. Satarız. Altında. 400 gold aldı az önce. Arada konuşuyor. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunları bulduktan sonra gidip High Priest'e yumurtlayalım. Bak böyle böyleymiş diye. Bence. Ya High Priest bak. Başka bir işimiz var mı bizim? Yok. High bu tarz şeylere dikkat etsin içeridekilere bakarken. Ben de eder yani. Bence baştan sona arar artık. Ben o Ecolite'a soruyorum. Bizde bu getiren Ecolite mi? Hani kapıda karşılayıp. O değil mi? Değil değil. Başka. Senin bir arkadaşın var. Böyle bir anahtar takıp bir şeyler yapıyor. Evet. Burada böyle bir şey var mı bu odada? Yok, odalarda yok. Yok değil mi? Ya gizli saklı böyle bir göz möz sizin bulabileceğiniz bir yok. Bir... Ne yapıyoruz? Bitti buradaki iş. Eve gidelim, dinlenelim. Biz bir süredir uyumuyoruz. Bilmem farkında mısınız ama. Biz bir süre oldu saat yani. Saat kaç bu arada? Gecenin bir yarısı ya. Ben zaten şöyle bir bakıyorum. Ay var mı? Bir çıkalım dışarı. Bir dakika. Gitmeden ben bir şey soracağım buraya. Ecolite burada yanımızdaysa o Ecolite'a soracağım. Şimdi madem her şeyi bu kadar hani şeyiniz var. Zanaat üzerine bu kadar düşkünsünüz. Buranın bu şehrin ne kadar detaylı ve ne kadar farklı çeşit haritası var? Sizde. Mesela bu işte yerleşim yerleri, buranın şey yapısı, sen söyle, kanalizasyonu. Yani normalde haritalar yönetimin izin verdiği kişilere verilir. Yani kimse ayak mı yapıyorsun? High Priest'ten isteyin diyor. Tamam, var yani. Var. Tamam, hadi görüşürüz. Bir ara bakarız. Eve gidelim de bir de Van Tampur'la konuşak. Ne yapmış, ne etmiş. Yani. Orada giderken konuşuruz. O burada hissettim. Bu arada festivalden bu yana 16 gün geçmiş daha sadece. Tamam. 2 hafta. Ben zaten bir hafta geldim. Şirayn'den Selyon Şirayı'nın nerede? Hemen söylüyor. Genç bir çocuk bu. Ecolite. Ondan sonra o yüzden söylediği hani böyle söylediği şey ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, ne kadar böyle başka kartlarla bir şeylerle falan bağlantısı vardır. Bilemiyoruz. Kulaktan dolma bilgisini söyleyecek kendisi. Tamam mı? Bildiği kadarıyla bu Sea Tower tarafında bir tane bir şirayn olduğunu duymuş. Ama hiç gidip görmemiş. Ya bu Upper City'de değil yani. Sea Tower. Eve küçük yaptırıyorduk sanki ya öyle bir şey. Tamam. Yaptırmıyorduk. Hı. Selam değil mi? İmanya döşeyim diyordu. Şey filan da yapardı. Ya burada takılanların gittiği bir yer vardır ya. Sea Tower tarafında olduğunu duymuş. Tamam, teşekkür.
Bu şey Fleming Fister falan var mı hala? Hı hı. Var. Önce onlara soracağım. Sintaur onların orada şeyleri var ya. Hı. Yerleri var ya. Merkezler onların Sintaur'daydı ya. Hı. Onlar daha iyi bilir o zaman. Hı hı. Onlardan birine soracağım. Gönül Şiray'ın ne tarafı? Herhangi birine soruyorsun gidip. Sen insansın şu anda. Böyle 20'li yaşlarının sonunda bir eleman bu da. Senin sorduğun. Şöyle bir sana baktı. Elf değilsin. Selyon Şirayne. Burada böyle koskoca. Hiç garip buldu. Kendince garip buldu yani. Öncü köpek. Allah Allah ya. Burada bir yobazlık yapılacaksa onu da paladin yapacak. Yok abi, lycanthropin mi var? Sen necisin? Tamam mı? Falan. Kafa aklından bu soruları geçirdi kendisi. Delikanlıyı alalım. Ondan sonra çünkü adam haftada bir Verret vakasına gidiyor yani. Ondan sonra aklından bunları geçirdikten sonra ev var bir tane diyor. Sea Tower'da. Tarif edecek yerini. Consecrated olan yani. Olan yerim tarif. Şimdi o kadar da elinizdeki haritada sokak sokak yazmıyor. Eleman diyor ki Sea Tower'da bir fırın var şurada. O fırından şöyle git buraya dön falan. İkisini tabii ki birleştiremiyoruz yani kafamızda. Ben gideceğim. Hava karanlık zaten akşam. Consecrated yerse yine de ben de geleyim. Tamam olsun, yine oraya gitmek istiyorum. Tamam, geleceğim. Hani bir şey çıkacağından değil. Bir de onu görelim. Ya yarın gidin görün. Ben tapınağıma gideceğim. Dua edeceğim Tanrım'a. Ya güzel, ben de bir iki ederim. Gittiğinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Ya burada bir şey olmaz. Şimdi ben tekrar soruyorum. Bunu pardon, GM olarak bunu sormam lazım. Gece Upper District'ten Lower District'e tek başına gideceksin. Ben emin miyiz? Düşününce Selun ay tanrısı değil. Evet. Ay gece olduğu için bunların ritüelleri gece yapıyor olmazlar mı? Tapınmaları falan. Hani tamam bak, ben bunların hiçbirine karşı gelmiyorum. Ben sana öyle mi değil mi şimdi? Tamam gün öyle gün. Doğru. Tamam, ben buna bir şey demiyorum. Ben sadece gecenin bir yarısı Upper District'ten Lower District'te, Lower District'te hastalık varken gidiyor muyuz? Rog başına, tek başına. Tamam. Gittin abi, tamam. Tamam, ben sor, ben sorum sorum. Şu anda ay tanrısı falan ama neyse. Sana şöyle söyleyeyim. Tek başına gitmek istiyorsun. Ben mesela şu an sana destek veremem. Benim ben etlerimi ve kemiklerimi bir arada tutan tek şey bu adamın bana yaptığı büyü. Büyü demezsek. Ya bu adamın müdahalesi olmasa şu an benim büyük ihtimalle cesedim vardı. O yüzden ben şu an yardım edemem sana yani. 10 altın var bu arada, ben 5 bas. Oraya gitmek istiyorum. İçimde böyle bir hissiyat var. Bu gece mi? Şu an neredeyse tam bir gün dönümüdür. Uyumadık. Abi ben yani haftalardır gitmedim. Bak, dua etmedim. Bir şey dönüşmedim. Şu an mı ama yani? Evet. Tamam, biz bir araya girelim. Tamam. Aradan sonra görüşürüz. Aradan sonra birlikteyiz. Aradan sonra gidiyoruz.